Selamlar dostlar, sizlerle bugün yeni DLC'de gelen Sovyetler Birliği yolundan hangisini inceleyeceğiz? Buradaki yol hem milliyetçi aynı zamanda da çarlık yolu. İki farklı opsiyonu var ve kendi içerisinde de biraz ayrılıyor. Japon papatı olmak istediğiniz bir yol da var. Ya da tam bağımsız bir devlette olabilirsiniz. Tamamen ülkeyi içten aynı zamanda da dıştan felakete sürükleyebileceğiniz bir yol. Şu mevzu bahistir ki bu yoldan giderseniz enteresan eventler, enteresan yolları göreceksiniz ve sizlere farklı bir oynayış sağlayacak. Gözünüz korkmasın. Buna gittiğiniz zaman Fokusata Complete var. Sizlere bir event listesi getirecek. Paranoya'yı direktman başlatıyorsunuz bu arada bununla. Olay şu. Paranoya yine sizin düşmanınız bu yolda. Her yolda zaten düşmanınız da. Olay şu. Paranoya arttıkça Salim biraz şey yapmaya başlıyor artık. Hani bu Troçki'de olduğu gibi yanlış kararlar vermeye başlıyor sizden farklı olarak. Mesela gidip kendine sadık generalleri şişlediği gibi aynı zamanda komünist generalleri de işliyor. Sizin daha tek düşmanınız şeyler değil yani. Hani bir Sukov değil. Bir Troçeski de sizin düşmanınız. Şurada göreceğiniz komünist generallerin alayı size yaramaz. Zaten boş bir ekrana bakacak olacaksınız. Salin'in önüne yem atmaktan asla ve asla çekinmiyoruz. Ve milli mücadelemize başlıyoruz diyelim abi. Evet, burada hemen bir tane gizli bir üs oluşturacağız. Bu basic olarak burada başlıyor bu arada. İlk baştaki üretiminizi buraya yığınak yapabilirsiniz ama benim size önerim supply rotalarını birazcık daha arttırmak. Sizin merkez üssünüz burası olacağı için burayı üçlerseniz eğer erken dönemde hatta 4-5 de yaparsanız buradaki supply hub rotaları üzerinden çok rahat bir duruma geçmiş olursunuz. Şuna da bir seviye verdiniz mi sırtınız yere gelmez. Silah basacağız geri kalanla. Exploitler var. Çeşitli çeşitli exploitler var. Yani bu savaşı çok kısa zamanda da bitirebilirsiniz ama biz işin doğrusunu en azından doğru yoldan hani yapalım. Şimdi buraya geldiğiniz vakit durum ikiye ayrılmıyor. Burada komünizmi ülke bazında düşürmeye çalışıyorsunuz ve günlük komünizm azaltmasına gidiyorsunuz ve ülkedeki komünizm ne kadar hızlı düşerse sizin için o kadar iyi hızlıca düşeceği anlamına geliyor. Yeni alacağınız Rusya daha da güçleniyor. Gördüğünüz gibi base stability var, katedralleri tekrardan inşa ediyor falan filan biliyorsunuz bunların biraz görüşü farklıydı. Ondan sonrasında da işte PP falan oluyor ama buradan gitmiyoruz henüz. Şu an gittiğim yoldan gitmiyorsunuz. Buraları öylesine göstermek olarak açtım. Late'de vereceğim bufflardan dolayı. Buralara gitmenize hiç gerek yok. Sadece şunu ve şunu alabilirsiniz. Komünizm kıstığı için asıl olay solda başlıyor. Ve olay şu. Başladığınız zaman ikinci iç savaşı başlayacak Rusya'nın ve büyük bir savaş olacak bu. Ve size tıkladığınız zaman buradan dışarıdaki milletlere ülkenizi peşkeş çekmenizi sağlayan bir yol. Vladivostok Japon'a teminat verip silah isteyebilirsiniz. Sakhalin'i verip silah isteyebilirsiniz. Ve Bakü petrollerini Alman'a verip silah isteyebilirsiniz. Birazcık bug'lı bir durum ama çok da sıkıntı değil. Buradan ülkemizin peşkeşini çekebiliriz ama bunlara gerek yok. Japonya'ya da şeye vermeye gerek yok. Haberiniz olsun. Ha, vermeseniz ne olur? Bakü'yü vermenizi tavsiye etmiyorum. Alman durdurulamaz bir güç değil artık. İngiliz'e çıkar yani. Ama Japon'a evet Sakalin karşılığında verilebilir. Hani olabilir. İlk başta burada yapmamız gereken buradaki etraftaki bayrakları toplamak. Aynı Troçki yolunda olduğu gibi. Bunun da olayı şurada geliyor. Şu gördüğünüz map'teki olayları geliyor. Buradan hemen bunları gidiyorum. Tabi buna giderken her zaman senin paranoyasının benim düşmanım olduğunu ama aynı zamanda da kendi çıkarlarım için kullanabileceğimi asla ve asla unutmuyorum. Buraya kadar gelene kadar Troçki yolundan farklı olarak size paranoya aman aman vermiyor. Ve yani nasıl diyeyim sizlere? Asıl paranoya miktarı event dizileriyle geliyor. Ve daha da enteresan eventler göreceksiniz bunda.
paranoya dikkat ediyoruz. Ya bunlardan birkaçı daha paranoya veriyor olabilir. Ben biraz erken başlattım ya malum. Stalin Construction'ı gidemedi. Bunlar da paranoya verebilir ama inanın dengeleniyor. Ben bunun ilk oynayışımda da yapabildim. Çok basit bir şey. Sadece infantry line atak verdim. Yendi. Lakin iş bundan sonra başlıyor. Evet, burada gördüğünüz gibi bunu yaparsanız dükkanı kapatıp gidiyorsunuz. Yapmayın. Buna gerek yok. Ama Sovyetler Birliği'nin hiç generali kalmayasıya kadar rahatlıkla oynayabilirsiniz. Evet, burada direkt ben amiralleri şişle. Bu ne dedik? Bizim dostumuz dedik. Stalin Paranoya'yı hem dostumuz hem büyük bir düşmanımız. Buna dikkat edeceğiz. Sürekli bayrak alacağız. Burada önemli olan şuradaki gördüğünüz bağlantıyı muhakkak keseceğiz. Ve içimizde boşluk bırakmayacağız. Boşluk bırakırsak paket yeriz. Bir yerde atamaz da yani ya. Yine de yememek için şöyle biraz daire şeklinde gidiyoruz ama ilk hedef yukarıyı ele geçirmekten geçiyor. Asıl olay bizim hızlıca burada yayılmamız ama şeyi de bırakmamamız elden. Fokuslardan şeyli savaşlardan istediğiniz gidebilirsiniz. Yine construction mantıklı. Zannettiğiniz kadar zayıf çıkmıyor ama Alman'a karşı çok dirençli olmanız gerekiyor. Harbiden Urallarda savunabilirsiniz. Yani ondan korkmanız gereken savaş değil Almanlar kısacası. Burada gördüğünüz bizim counter şeyimiz. İşte counter isyancılarımız. Burada birazdan Stalin de bayrak kapmaya başlayacak. Beraber bayrak kapmaca oynarız karşılıklı. Direkt buradan önünüze gelen her advisor'ı kesinlikle şişleyin. Hiçbiri bizim işimize yaramıyor. Her biri ölmeli. Bu yolun itliği bu. En öncelikli kendine itlik. Vidal Vostok'u Japonlara hani bu size dediğim gibi biraz RNG'si var. Vidal Vostok'u Japonlara verip silah alabiliriz. Bakalım kabul edecek mi? Paranoya ne kadar arttı? Evet, bize verdi bu arada. Sakali'nin karşılığında istesek. Bu sefer paranoya biraz ballı geldi ama. Evet. Sakali'nin karşılığında verildi. Ama ben bunu da göstermek için Bakü'ye de Alman'a peşkeş çekiyorum. Evet, Alman da verdi. Büyük bir destek gelecek demektir onlardan. Şimdi burada %20 kanasımız %20 paranoya buff'ını alabiliriz diye düşünebilirsiniz ama gerek yok. Olay şu, Nenalightların sayısının artması lazım. Nenalight ve milliyetçi güruhların sayısının artması lazım. Ordu desteğiniz buna bakıyor. Ve Troçkis yolundan olduğundan daha farklı bir şekilde ilk başta savaşarak ikna etmeniz gerekiyor. Ve siz Urallı ordu olduğunuz için tehlikeli. Savaşarak ikna etmekten kastım ne? Siz bu adamlarla savaşacaksınız. Bunlar yavaş yavaş pes edecek. Stalin'e ihanet edecek. Asıl olay örgüsü o. Yine klasik olarak eğer ki paranoya %90 üzerine çıkarsa Stalin şiş kebap yapıyor ülkeyi. Buradaki generaller önemli. Buradaki liderlerle irtibata geçeceğiz. Milliyetçi başlatacağız. Şu an için milliyetçiler bu savaşta bizim yanımıza girecek. Nenalanetler bizim yanımıza girecek. Ve en sonunda da işte military personelleri dızlama yolu yine var. Ama bunda olay şu. Bunda Stalin'in önüne yam atıyorsunuz. Kendi adamları kendisine şişletiyorsunuz. Şu an göreceksiniz. Kendi adamını ona şişleteceğim. İnanılmaz bir şey bu arada. Stalinist veya monarşist görüşte olmayan generaller şişleniyor demek oluyor bu. Peki sizlere sorarım hangisi zaten Stalinist? Baktığınız zaman Stalinist general bulamazsınız. Büyük Pörş'ten sonra geliyor onlar. Şu an için Stalinist bir general var mı? Hayır yok. O yüzden Zhukov'u bile şişletebilirim demek oluyor. Bu bozuk. Paranoyayı orta çıtırı hasarda tutacağız ama yine de düşürmek mantıklı. Şurada gördüğünüz at olayı ise Stalin mesela buraya almış. Biraz tehlikeli bir abi. Burada gördüğünüz at olayı ise savaşta size asker olarak gelecek. Command power biraz sıkıntılı ama paranoyayı biraz fazla cezalı basıyor. Dikkat edin. Yani birkaç at alacağım diye iç savaşı yemeyin. Mesela kimi şişledi? Nikolay Berzen'i şişledi. Kendisi sevdiğimiz bir generaldi. Direktman. Ha yok. Bu hapse mi atıldı? Evet. Evet, bu hapse atıldı. Tam ölmedi ama yaşıyor da sayılmaz. Tam ölmedi ama yaşıyor da sayılmaz şu an bu generalimiz. Bunlar Salim'den korkmaya başlıyor. Salim büyük adam diyorlar yani. Şurayı da alalım.
Burada dediğim gibi at mekaniklerini kullanabilirsiniz ama size avan akıllı adam akıllı bir at vermeyecek. Ama gene de alabilirsiniz. Yani hızlı yılanlamak istiyorsanız evet. Mesela Velodemir'i şişleyelim mi? Pörşeyelim mi? Pörşe paşam, pörşe yarasın koşuma benim. Her önüne yem attığınız zaman sizin oradaki desteğiniz artıyor burada. Bunu sürekli yapacağız. Saline kendi evlatlarını şişleteceğiz. Buradan gittiğiniz zaman paranoya artıyor. Bu çok önemli bir buff. Bu kesinlikle alınması gerekiyor. Yine bu da sivil savaşta infantry ekipman topçu falan support veriyor. Bu da yine çok önemli. Düşman başlangıcın hani supply hub inşası mantıklı ama paranoya dediğim gibi dikkatli oranda gideceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 118 destek var ama korkmanız gereken kesinlikle bu değil. Yani destek 118 olduğuna bakmayın. Zaten Kızıl Ordu'nun içinden tasfiyeler gerçekleşecek. Sürekli sizin yanınıza gelecekler. Ve Salih'in gözü bağlı bir şekilde ne oluyor bu ülkeye dediğini hep beraber göreceğiz. Şimdi diyeceksiniz bu ülkeyi elime alır mıyım? Evet alabilirsin. Çünkü dediğim gibi Almanlar çok güçlü gelecek. Ona göre dikkat edeceğiz. Paranoya %80'e gelmeyecek şekilde dikkatli bir şekilde hamlelerimi yapıyorum. Mesela şu ikisini alırsam eğer zaten fokusum bitiyor. Ondan sonra hemen düşüreceğim. Büyük bir tane perç yapacak yakında. O perçte de geri kalanı zaten beyimiz kendisi kurtarır. Büyük perçe gitmesine az bir şey kaldı. Paranoyası da hızlı artıyor. NKVD'nin başını değiştiriyor. Kendisi değiştiriyor bu arada. Siz çok bir şey yapamıyorsunuz ona. Bunu da göreceğiz. Ne kadar çok toprak, o kadar çok ekmek. Yani manpower olayı onunla alakalı. Ordu desteği falan onunla alakalı. Ne kadar büyük toprak alırsanız o kadar çok size iç savaşta destek geliyor. Haberiniz ola. Sakalin kısmına ben çok gitmeyi tercih etmiyorum. Ordusunun ikiye bölünmesi daha hoş oluyor. Hemen bir tane general şişletiyoruz. Yesin koçum benim deyip böyle. Şimdi olay şu. Bu Rusya sivil iç savaşını başlatıyor. Bu ise artık hani startı vereceğiz bu ikisine gittiğiniz vakit. Şu başlatıyor da şu da size destek veriyor mu? Asyer yetiştiriyormuş. Evet. Gitmek gerekli tabii ki. Ya şuna gidersem iç savaşı başlatacak mı? Bunu merak ettim. Diğeri başlatıyor da belki o da bir event listesine sokuyordur. Şimdi Salim bir büyük bir purge'ünü yapacak. Rahatlayacak bu ülke. Mikhail Troçeski. Salin kendisi şişlemeden önce Troçki'yi ben şişletebiliyorum. Şimdi bir de olay var. Troçki'yi kaçırabilir miyim? Muhtemelen evet, kaçırabilirim. Ya tamamen feda edeceğiz. Bakın bu işlediğimiz generaller bize ordu desteği olarak dönüyor bu arada. Ya da yani. Bilmiyorum yani. Troçeski biraz Semyon'u kurtarmak için şey de yapabiliriz ya da direkt Troçki'yi gönderebiliriz. Emin değilim. Hangisine tıklasak bak bu efendi bilemedim. Hadi buna tıklayalım. Bir farklılık olsun. Her türlü ordu desteği artacak bu arada. Şu gördüğünüz destek artıyor. Yine general de işlediğimiz için gördüğünüz gibi. Bir anda bak Perch etkisi azalıyor ve general ordu desteği artıyor. Bu çok önemli. Bu mesela şey mekaniği işte. Hani generallere hani şişletiyoruz ki Stalin'i kötü gösteriyoruz. Sonrasında da Stalin'in elindeki orduyu alıp komünizme düşman ediyoruz. Bu önemli bir mekanik. Bu arada bunlara gidip bakmayın. Siz daha doğru düzgün gidersiniz. Elinizdeki orduyu şiddetle doğuya batıya çekmenizi tavsiye ederim. Urallara gelene kadar uzun bir serüven yaşasın. Şöyle. Ta silmeyin. Silerseniz sizde de az çıkar. Pek bir anlamı olmaz. Ukrayna gelir ikinizi de annekser. Bu kötü. Evet. Almanlar bize yapacaklar yardımı bitirmiş bu arada. Yakında savaşa girebiliriz demek oluyor. Buradaki center'ı keşif mi ettin lan? Oo, büyük perç yaptı. %91. Bir general daha işledik. Bu arada oyunu devam ettirseydim
İç savaşı yiyordum ama yemedim iyi. Biraz riskli oynadım işte şu şeyleri. Hani göstereceğim diye tak tak atlar aldık ya. Dış fokusları hızlı gittik. Biraz yavaş oynayın, sakin oyun. Tek atın geçin. Hiç öyle korkacak bir tarafı yok. Şu an güççücüyüm. Urallardayım diye hiç panik yapmaya gerek yok. Çünkü siz güçsüz olsanız da Sally'nin inanın kendi eşi bile onu arkasından bıçaklayacak duruma geliyor. Birazcık daha destek toplayıp iç savaşın sizlere gücünü göstereceğim. Bu arada Moskova'ya böyle yalanlamaya kalkmayın. Onun yerini takip etmeniz gereken line demir yolu hattı. Buradaki demir yollarını alırsanız eğer zaten ordusu burada açlık çekecek. Buradaki demir yollarını tamamen takip ediyoruz. Yani gidip de hani şöyle şöyle saçma sapan yılan değil de demir yollarını tutarsanız Urallardan hiçbir güç gelip de sizi itemez. Bu önemli bir detay. Ekonominiz biraz zayıf gibi gözüküyor ki zayıf zaten. Yani tek güzel tarafı milliyetçi olursanız Almanya size saldırmaz. Çar olursanız saldırır. 3. Roma kesinlikle işgal planları arasında yer alıyor Hitlerciğin. Buradaki supply up çok önemli. Bir de şu çok önemli. Şu ikisini de alıp savaşa başladığımız 128 destek olduğuna bakmayın. Dediğim gibi hala daha asıl güç sizin elinizde. Buradan başka ne alabiliriz? İşte Patrick Advisor'ları var. Şu an bunları alabilirim. Kendileri bize güzel güzel buff'lar veriyor. Ama asıl olay dediğim gibi Nerelayet nüfusun gayet fazla olması. Birazcık daha paranoya. Bakın her perch yaptığı zaman saçma sapan bir perch yapması buna dahil. Yani kendi fokuslarına yaptığı perch de bize ordu desteği olarak geliyor. Yakında öyle bir destek olacak ki dediğim gibi kendi eşi bile onu arkasından bıçaklamak için hazır bekleyecek. Buradaki ne dedik? Supply hub'ları ele geçirmemiz lazım dedik. Çok kritik dedik. Buradaki 4 supply hub'ı alırsanız hiçbir şey yapamaz. Evet aşağılardan biraz paket olabilir. Çevre biraz kötü olabilir. Kaybedebilirsiniz ama geri aldığınız zaman çok rahat ediyorsunuz. Emin olun. İşiniz kolay oluyor. Önemli olan bu Transsibirya şeyini almak. Demiyorum abi. Hele hele bir de birazcık daha hani şu aşağıları da alabilirsek, şuraya ordu ilerletebilirsek buradaki Asya ordusu tamamen ölüyor. Demir yolu yoksa ekmek de yok. Galiba adamın şişleyecek general kalmadı lan. Evet buradaki supply up mekaniklerini takip ederekten bir de burayı alacağım. Sonrasında da iç savaşı artık bir başlatalım. Yine birini daha şişledi ama bu genellikle toplu dalga gibi büyük ses getiren dalgalardan. Evet, tekrardan bir general dağıtalım önüne. Yarasın koçuma diyelim. Sonrasında savaşa başlayacağım. Son general event olsun. Şu toprağı da alalım. Çok uzatmak istemiyorum. Yani 37 gibi falan girin. En geç. Hani böyle böyle gideceğim derseniz alır mısınız ülkeyi? Alırsınız ama yani gerek yok. Burada Zukov'un gelme ihtimalini de hatırlatırım bu arada size. Zukov'u da öldürebilirsiniz. Sıkıntı. Admiral daha şişleyelim. Orada ise burada çok iyi çıktı. Şans eseri. Ben Zukov'u bunda şişledim mi hatırlamıyorum ama Troçki'de şişlemeyi başarmıştım. Bunda da öyle aynı mekanik. Yani Stalin'in önüne yem atıyorsun. Mesela Troçki şey Troçeski şeyi su tasfiyesi o kadar erken bir tasfiye olmamasına rağmen gördüğünüz gibi çok erken yaptım. Evet, şimdi şuna gideceğim. İç savaşın artık başlamasına çok bir az bir vakit geldi. Tabi bu arada alabildiğim kadar hatta alıveren bari yani. Yine bir donanma generali ve gene de bir yine buff. Şu an için Naval'ın 130'u bile bize destek veriyor. Bu Stalin'in zaten bitik olduğunu gösterir. Evet avantajı eğer kendinize alırsanız ordudan %10 daha destek alırsınız. Yani %37 ya %47 olarak çıkarsanız. Ki bu tam en kötüsü. En kötüsü Sovyetler Birliği için. Zaten yarı gücünü kaybedecek. Dams! Yarı gücünü zaten kaybedecek. Bir de içinden çıkan ülkelerle beraber hiç şansı kalmayacak abimizin. Şu şekilde eğer çıkarsanız eğer buradaki supply hub'ları bir de orduyu gidip de buraya götürdüyseniz hatta belki daha uzak bir yere. Yani ya da direkt buraya da çekebilirsiniz. Bak o trikler size kalmış. Direkt doğuya da çekebilirsiniz ama bu sefer Belarus'u falan işgal edemiyor. O olay biraz sıkıntı.
Çok enteresan bir oynayış yapısı var bu arada. Ben sadece line attack vereceğim. Gerekirse de TP edeceğim. Anlatarak göstermeyi yeğlerim. İkinci Rus İç Savaşı'nda koltuk military junta olarak geliyor. Evet, yetiştirdiğimiz askerler de geldi. Şu atlar vardı ya. At mat işte. Şu getirdiğiniz askerler de geldi. Japonlar da var bu arada bu işin içerisinde. Japon destekleri de geldi mi? Evet, gördüğünüz gibi Japon general de geldi. Size verdikleri sözü tutuyor. Hatta Erich von Manstein'i burada görmektesiniz. Evet, Kurt Student var burada. O Almanlar o petrolü istiyor. Erich von Manstein ve Sovyetler ha? Bu garipti, bunu beklemiyordum. Evet, partizanlar zaten bildiğiniz gibi klasik olarak bize katılıyor. Şu çok önemli, şuradaki endüstrilerini debufflayabilirsiniz ama yapmayın. Military Production'ı debufflayabilirsiniz, bu güzel. Ya da onu da yapmayın, kendi kendinize sıkmaya gerek yok ama altyapıyı yok, altyapıyı da kırmayın, siz gidiyorsunuz. Kırmayın. Ama burada bir buff var ki bu çok OP, şu gördüğünüz sabotaj olayı çok OP. Gittiğiniz toprağın organizasyonu felaket derecede kırdırıyor. Bu da çok rahat bir şekilde etmenizi sağlıyor. Bu gördüğünüz Trans Sibirya hattı ne kadar efektif olduğunu görüyorsunuz zaten. Attrition'ın minik minik ölçüleri var sadece şu cephede. Bu cephe eğer yetişebilirsem buraya supply geliyor. Lakin buradaki demir yolu biraz kırılmış mı? Evet, bir tık bir tık. Şurada ne ara kırılmış? Ne dedik bu durumlarda? Hemen geliyorum. Yok, kırılmamış. Aa. Ha, burası aşağıda kalmış. Tamam, sıkıntı yok. İnşa etmeye gerek yok. Demir yolu hemen önümüzde. Demir yolunu aldıktan sonra oradaki etrişin düzelecek. Evet. Troşki of War. Troşki demişim. Salinizis of War gitti. Bu da Purge'ü. Ordusun debufflı olmadığını işaret diyeceğim ama debufflı aslında. Red Army yine kötü performansında. Şimdi buralara gelip şu debuffları verirsek ne olur? Hemen göstereyim ben size. Organizasyonları felaket oranda düşüyor. Felaket oranda düşüyor ve itmenize çok olanak sağlıyor. Şunları özellikle iteceğiniz, itmeyi düşündüğünüz yerlerde öneririm. Gerçekten fena değil. Buradan tren almanızı öneririm. Tren sayınız biraz az oluyor. Kurtaramaz dediğiniz yerde yüzün altındaki ise tren base stability takaslanabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ben bu savaşı hala kazanamam. Aslında öyle değil. Dediğim gibi içinden envai çeşit Kazakistan'a kadar. Şey, Kazakistan hariç Türk ülkelerin hepsi çıkacak. Ve serüven devam edecek. Anti komutan pack'te davet edildim az önce, yanlış duymadınız. Tabi yetişirsem öyle. Ne dedik? Vector outputlar falan. Şimdi bu da önemli. Bu fokusa gittiğiniz saniyede sizlere Division verecek hepsi. Japon o dönem savaşta olacağı için Japon'dan beklemeyin ama İtalya ve Almanya'nın verdiği Division sayısı çok fazla. 8 Division ve bu sayı artabiliyordu daha da fazla olsa. Eğer buna giderseniz kabul ederse sizin savaşınıza katılıyor ve Japon papa oluyorsunuz. Tabii ki de hayır. Reddediyorum, kabul edilemez, mümkün değil. Bunlara da gidilebilir. Bundan sonrası tamamen iç savaşın bitmesi Variable Nation olarak öngörülebilir. İç savaştayken gitmemiz gereken olaylar var. Ama sizi bunda görmediği için tekrardan büyük bir major country ile savaşa girmeniz gerekiyor. Bu çok saçma biraz. Bir major country ile tekrardan savaşta görmüyor sizi. Görmek istiyor sizi. O yüzden Legions of War gidemiyorsunuz. Mesela bir İngiliz savaşlarınız rahatlıkla görebilirsiniz. Ama kendinizi savaştığınız için göremiyorsunuz. Ama işin kötü tarafı o, Legions of War gidebiliyor. Dur. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi diyeceksiniz. Kötü bu. Değil. Daha bir şey görmediniz. Sovyetler Birliği ordusundan daha kalabalık bir ordum var. Gördüğünüz gibi. En azından 30 Division daha fazlayım ondan. Çok bırakın. Doğudaki Urallardaki ordum bitirdiği zaman serüvenini, batıya döndükleri vakit bu iş bitecek. Ha, peki zayıf mıyız? Hayır. Ama daha mı güçleneceğiz? Kesinlikle. İç savaş belirtileri çıkmaya başladığı vakit göreceksiniz birkaç ülke ayrılacak içinden ve Rusya taraf değiştirmeye başlayacak. Rusya'nın evlatları
Charlar'ın unutmayacak. Diyecekler ki ben gidiyorum lan yeter. Ben artık Char'ımlayım beraber diyecek. Gömdüğümüz silahları çıkarıyoruz. Ben artık Char'ımla beraberim diyecek. Ve size generallerle beraber gelecekler. Dediğim gibi herhangi bir komünist generaliniz yok. Şöyle bakabilirsiniz. Hepsi palabuklu abiler yani. Var Industrialist. Ya burada yapılabilir en mantıklı hamlelerden birisi Total Mobilization, ama Total Mobilization'a geçmek istiyorsanız ufak bir şey yapmanız gerekiyor. Improve at şuna bir. Bunu yapmadan geçemezsiniz. Haberiniz olsun. War Support dengelenmesi lazım. Bunda kalmak istiyorsanız şey yetiyor. War Support'ta da geçerken biraz sıkıntı var. Gerçi stabiliteden yana kurtarıyor mu? Kurtarıyorum şeyi. Ben bir ara ideolojiyi unuttum. İdeolojik olarak Nenalines çıkıyoruz ama onu da söyleyelim. Şu şeyi kabul et artık be. Aa. Aa. Historical şey olarak görüyormuş beni. Karşıya destek olmadım diye değil mi bunlar? Fabrika sayısını geçerseniz ki öyle kitapta mümkün değil. Alamazsınız Total Mobilization, ama Alman işgalini önlemek için mükemmel bir adım. Alman işgalini önlemek için mükemmel bir adım. Ve evet, Sovyetler Birliği generallerinden birisi daha puf olmuş. Oğlum bu ne lan, böyle Şampiyonlar Ligi'ne döndü bu iş. Maştayn'ın var, Zukov'un var, la bir de Troşeski gelirse öp de başına koy yani. Ya mükemmel hissediyorum şu an. Al ulan şunu. Yok lan, o da kabul etmiyor. İkisi de bizim historical rival'ımız oldu lan. Evet. İkisi de bizi reddediyor şu an. Nasıl geçeriz var şeye? Daha vakit var. Buradan War Support olsak zaten Japon-Çin savaşı çıkacak. O dönem halledilir. Ulan adam Zukov bile sattı ya. Bak bunu beklemiyordum yani. Bunu harbi beklemiyordum. Zukov'dan beklemezdim. Buradan yapmanız gereken en mantıklı olan şuradaki demir yoluna hemen uçmak. Ben de anarşistini atarım lan. Anarşist beni seviyor mu? Ya da sevmiyor. Hiçbiri beni sevmiyor. Neyse ki geçebildik. Bu çok broken. Savaştan sonra sizi ayakta tutacak olay da bu. Şu an defansif savaştan %30 geliyor ama o zamana kadar işte bir dünya tansiyonunu ayarlamanız gerekiyor. Mesela bununla savaştayken şuna bir vargol atabilir miydik? Atamazdık. %30 gidecek. Bunun total mobilizasyondan düşmemesi için belirli bir war support var. Bunu dengelemeniz gerekiyor. Ateşe atmanız muhakkak gerekiyor. War support namında ne varsa onu da alabilirsiniz. Evet. Türk devletçikleri çıkmaya başlıyor. Eğer burada iki durum var. Ya sen benim ittifakıma müttefikimsin dersin. Daha doğrusu military access verirsin. Tam bağımsızlık için beraber kardeş mücadele edelim dersin. Ya da hayır, biz Rusya'yı toparlıyoruz ama kendimize kadar diyebilirsin. O yüzden bağımsızlık veremeyebilirsin. Bu da Rusya'yı öldürüyor. İlk çıkan ülkeler genellikle Rusya'yı en öldürebilecek potansiyeldeki ülkeler. Bu çok önemli. Burada gördüğünüz Joseph Stalin'i artık bırakıp Kızıl Ordu doğru yola sevk oluyor. Şimdi şöyle ne kadar ordu geldiğini de şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi 6-6, 7-7 geliyor. Ballı geliyor biraz ve her biri de size bir tane Sovyet generali getiriyor ortalama. Kaçanlar olacak. Troçevski'yi de aldığımız bir senaryo olabilir mi? Evet, şişlemediyse evet. Ama Troçevski Pörcün'den önce bu iş savaşı yapabilir misiniz? Belki. Yetiştirebilir misiniz? Belki. Zukov'la Troçevski'yi aynı anda kullanabilir misiniz? Belki. İkisi de Sovyet Maraşı'yla ama size karşı şey, sizin yanınızda mı savaşıyor? Evet. Saçma mı? Evet. Sorgulama ama. Yani. Sorgulama. Bu arada ben doğuya fazla ordu çektim. Bu kadar ordu çekmeyin. Erik von Manstein'in de bir limiti var. 24 ordu ona yeter. Dediğim gibi zaten doğu tarafındaki ordu ölü tamamen. Evet. Legends of War yiyen generallerin her biri bize kaçıyor. Şu anki Perch'ten gelen generalim ise
Samon değil, yok, Kiril gelmiş. Şöyle ben Trocheski'yi enayi gibi öldürmeseydim. Ben niye Trocheski'yi öldürürüm ya? O da gelirmiş. Troşki'nin şey, Stalin'in şişlediği generaller, işte bu rütbesini kırdırdığı generaller geliyor. O zaman evet, biz eğer ki şeyi takaslamasaydık, bu şeyi, hani bunu anlatacağım. Eğer biz takaslamaydı saydık o bir seviye Mareşal, Trocheski de gelirdi. Galiba arkadaş ölüyor. Ama ölmüyor, belki de gelebilir. Hala tam bitmiş oldu. Bu çok önemli. Endüstrisinin endüstrisi demeç yiyor genel olarak. Bir de sizin şeyi düşüyor. Surrender limiti düşüyor. Mesela şu an için %43. Bunu aldığım vakit bu düşmeye başlıyor. %48'e gitti. Bu böyle böyle düşecek. İlk çıkan devlet bu olmasına rağmen tek çıkan devlet de bu olmayacak bu arada. Artacak. Azerbaycan bile çıkıyor dediğim gibi. Surrender limitin artması demek zaten işin bitmesi demek. %53'e çıktı. Bakın daha Ukrayna falan çıkmadı. Belarus çıkmadı. Türk ülkelerinin sadece bir tanesi çıktı. Demek istiyorum ki daha gücümüz hani çok üstün. Hiç korkulacak bir şey yok. Çok eğlenceli bir yol. Bunun hatta serisini bile bir gün yapmak istiyorum. Gayet keyifli. Bu da önemli. Gürcü çıktı. Azerbaycan değil de Gürcü çıkıyor muydu? Yok, ikisi de çıkıyor diye hatırlıyorum ya. Buna da savaş ilan ediyoruz. Her biri de çıktığı için bir o kadar sıkıntı. Her zaman Sovyet oraya asker çekmek zorunda kalıyor ve daha da kötü çıkıyor işin içerisinden. Ama en kötüsü Ukrayna. Ukrayna 50 Division'lıkla çıkıyor. Ve şu an Sovyetler Birliği'nin elinde 50 Division'lık bir ordu yok. Bu da bitik bir ülke olduğuna sembolize eder. Buradan sürekli War Support alırsanız eğer şunu kurtarabilirsiniz. İşte savaş bittikten sonra Total Mobilization'a düşmeyin. Manpower'a sorun etmeyin ama savaştayken de Extensive'e geçmeyi ihmal etmeyin. Service Worker'a geçebilirsiniz ama çok da gerek yok. Biraz erkekte sorun yaşayacaksınız ama yani biraz erkekte sorun yaşayacaksınız ama yine de fabrika daha önemli. Erkek dediğim bulunur. Evet, Maximum Parkviev'de geçmiş. Yine Lisens of War kurbanlarından birisi. Hangisi o? Bunlar dediğim gibi her biri kendi ordusuyla geliyor. Bu abi de geçmiş. Her biri kendi ordusuyla geliyor ve gayet de iyi oluyor. Belarus çıktı. Belarus da çok tehlikeli. Belarus'a da Diktirbor attık. Gürcü'ye bu arada Diktirbor attık mı? Attık, evet. Belarus da çok tehlikeli ama dediğim gibi hiçbiri bir Ukrayna değil. Ukrayna'nın çıkış boyutu, çıkış anı ve şeyi inanılmaz fazla. Bunlar dediğim gibi sabotaj yapabilirsiniz. Çok zorda kalırsanız gerçekten üretimleri bitiyor. Şunu muhakkak arada kullanmayı deneyin. Beleş zaten. Tank ve buff'ını reddederseniz bu arada şu gördüğünüz debuff'ı yersiniz. Sıkıntı ama Alman itlik olur. Ama Molotov Ribbentrop olayı biraz saçma oluyor. Al yani, cebinde bulunsun. Ama o zaman tabii eğer ona gideceksen şunu araştırmış olun. Yoksa bir anlamı yok yani Sovyet'te bunu gitmenin. Onu da söyleyeyim yani. Ha, diyeceksiniz Alman'a verilen sözleri veya diğerlerine verilen sözleri bir kenara atıp unutabilir miyim? Hayır, unutamazsın. O sözler direktman teminat olarak veriliyor ve sen o sözlerden cayamıyorsun. Yani bir çakal sen değilsin. Hani petrollere vereceğim deyip de vermeme durumu yok. Tek bir bug'ı var. Eğer ki Azerbaycan şey Rusya Azerbaycan'dan önce düşerse sonrasında Azerbaycan'a gidip yersen evet, bu anlaşma olmuyor. Yine büyük bir ordu göçü daha geçti. Bu arada bu birlikler öyle yoktan gelen birlikler değil. Her biri Sovyet'in elinden geliyor size. Bu çok önemli. Her biri Sovyet'in elinden geliyor. Bu çok önemli. Bu gelen silahlar da öyle. Evet, Kırgızistan'da çıktı. Kırgızistan bu arada benim için de çıktı. Sovyet'e itlik değil, bana itlik oldu resmen. Evet. Bunların her biri Sovyet'in içerisinden çıkan adamlar. Bunları unutmuyoruz. Bağımsız kalan ülkeleri demiyorum. Oradan bana gelen orduların hepsi gerçek tümenler. Sovyetler Birliği'nin kullandığı tüfekler ve bunlar da yine aynı silahlar.
Bunu unutmuyoruz. Hiçbir zaman silah eksisine yaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi full line atak vermeme rağmen hiçbir silahta eksiye girmedim daha. Bunu asla unutmuyoruz. Güçlüyüz yani. Ve direkt Moskova yalanıyla da savaşı bitebilirsiniz. Hatta Ukrayna çıkmadan bitirsek daha iyi olur bizim için ama bakacağız. Ya ben hala daha diyorum acaba bir eski gelir mi be? Nasip olur mu be? Öldürmeseydik alırdık gibi de. Öldü mü ölmedi mi onu da bilmiyorum. Bulakta da olabilir yani. Bulaktaysa kurtardık yani değil mi? Moskova'nın düşmesiyle beraber düşecek ki Surrender Limit'in ne kadar düştüğünü görseniz gülersiniz. %53'te şu an. Kırgızistan'ı da alabilir miyiz? Lütfen. O da gelsin. Hala. Hala ki ne hala. Asker sayısı yetmiyor. Ukrayna'nın çıkmasına gerek kalmadı. Belarus devasa bir şekilde yok etti onu resmen ya. Kırgızistan'da kendimize bağladık. Burada Sakhalin birazcık önemli. Pardon, Vladivostok biraz önemli. Çünkü Vladivostok büyük bir victory point. Bunu unutmuyoruz. Kendisi biraz üzebiliyor. Yine ordusundan güçler geçti ve Surrender Limit'i %53. Yürücü kapsülü olmayacak gibi ama bakalım belki de olur. Moskova düştü. Stalingrad düşerse biter bu iş. Moskova'dan da çıkıp şeye gidelim. Düştüğünü göreceğiz ve evet Ukrayna'nın çıkmadığı bir senaryo oldu. Ukrayna veya Azerbaycan'ın çıkmadığı bir senaryo oldu. Ukrayna dediğim gibi aralarında en güçlüsü ve en sonra çıkanlardan birisi. Ukrayna çıkarsa yaşama gibi bir olasılığı kalmıyor. 50 Division'da çıkıyor. Az buz bir orduyla gelmiyor yani. Bunu unutmayın. Biraz çok rahat böyle yani hiçbir hile hurda yapmadan sadece Focus Auto Complete'de biraz gün ileri aldım. O kadar. Rahat yani. Hiç öyle aman aman bir şey yaptık mı yok. Mis. Belarus'un üzerine yürüyeceğim. Victory. Kışın yediğin hurmalar. Tırmalar. Yani. Veren bari hani. Verdi. Çok kötü verdi. Erik von Manstein da ve Kurt Schütudant ve Japon genelde elveda diyebiliriz. Ama Zukov'u ve Erik von Manstein'ı beraber kullanmak bana birazcık duygusallık kattı yani. Bu arada Alman'a Bakü'yü vermedik. Galiba da bakayım. Ya vermişiz. Evet dediğim gibi onun şeyi yok. Eğer ki Gürcü işgal etseydi oraya ya da bir Azerbaycan çıksaydı. Evet olurdu bu arada. Olurdu. Burada olay şu, bunları ya Puppet alacağız ya da Wargol alacağız. Yani şöyle, bu ülkelerle anlaşabilirsiniz illa saldırmanıza gerek yok. Sonrasında da Core State'den girebiliyorsunuz. Core State olduğu için hiçbir ülke, müsaadenizle şunu bitireyim. Core State olduğu için hiçbir ülke garanti atmaz size. Dünyadan sonra kaç olursa olsun Core State'den gelip de size garanti attıklarını ben daha görmedim. Belki atar mı, sonra ben suçlusu olmayayım. Ben görmedim. Core setten verdiği için oraların nane şeyi bile, dünya tansiyonunu yaratma şeyi bile çok az. Çin'de etrafı toplarken kimsenin size salça olmaması diyebilirsiniz kısacası. Peki aga, aldım burayı iyi de. Yani ne yapacağız, bundan sonra ne geliyor diyebilirsiniz. İki yolu var. Sinizasyon event. Geldi bu isimleri değiştirebiliyorsunuz işte ya tarihsel isimlerini ya da daha gideceğiniz yola göre. Şimdi burada valla 3. Vladimir'le Alliance olarak başa geliyor. Şu gördüğünüz abi. Burada ikiye ayrılıyor iş. Bir de Rebuild Nation falan gerçekten bufflı. Güçlü. Şurada gördüğünüz şeyler güçlü. Metropolitan Anastasis. O ne lan? Merak ettim. Advisor'ları fena değil. Patrick'ler fena değil. Hangisi fena değil biliyor musunuz? Şurada bir tane var. Şu dayı çok iyi. Rasputin kılıklı olan çok iyi. Şu zayıf. Gidip de bunu almazsınız. Ataman. Tırt. Şu yine çok güçlü. İkisi çok güçlü.
Ha, faktör attı hem de şey bakımından. Division Cover mantığından o dolayı o güçlü weekly manpower'a ihtiyacınız olduğunu bilmiyorum. Yani. Yani bir de şu dayı. 3 tane dayı aldınız mı sırtınız yere gelemez. Yassa dayıyı arkanı. Peki buraya kadar geldik. Ne olacak? Son taraf Romanov. Sağ taraf ise Milliyetçi Yol. İkisi de farklı şeyleri var. Sağ taraf size şeyi kazandırırken, 3. Roma'yı kazandırırken ve Japonlardan topraklarınıza gelirken sol taraf ise size Panslavizm bunu açıyor. Panslavizm en son hotfix'te düzeltilecek deniyordu ama belki de düzeltilmiştir bilmiyorum. Panslavizm politika size Çekoslovakya'yı, Polonya'yı, Almanya'nın doğusunu, Yugoslavya'nın tamamı, Bulgar'ı ve Slav olan her yeri kısacası core yapıyor. Bu çok broken. Buraları işgal ederseniz direkt core olarak alabiliyorsunuz. Çok bozuk. En sonunda Panslavizm ilade ediyorsunuz. 3. Roma'da ise durumlar farklı. Ben zaten bunu yayında da göstermiştim. Hani event gönderi bu da şey değil. Hani gelmek ister misin? Gelmek ister misin? Ya event gönderi ya katılıyorlar ya da siz vargolatıyorsunuz. Ben bugün 3. Roma'yı göstereceğim sizlere. Başa Konstantin geliyor. Kendisini zaten biliyorsunuz. Sıklıkla harplerimizde de olan bir liderdi. Eğer buna giderseniz kilise muhabbeti açılıyor ve büyük iki majora Bargola bir de Türkiye'den boğazları alıyorsunuz. En sonunda da 3. Rom kuruluyor ve baya havalı bir şekilde Patrick Meletius geçiyor. 3. Roma geliyor. Dayının fena buff'ları yok. Complication Speed biraz fena değil. Özellikle Japon'a karşı biraz tilt. Dayı ülkenin başına çöküyor. Konstantin de gidiveriyor. Ama ben bir şey diyeyim mi? Şu an biz milliyetçi yoldan gittiğimiz için oldu galiba. Evet, burada bir sıfırladık biz onu. Değil mi? Muhtemelen. Evet. Konstantin de kalabilir mi? Gelebilir. Konstantin'de kalabilir. İlla bu Tilt Roma gitmenize gerek yok. Burada olabilir. Dockyard outputları fena değil. Berlin Moskova yapabilirsiniz. Gördüğünüz şey bozuk. Rengi burada çok güzel oldu ya. Harbiden 3. Roma Bizans oldu ha. Aksis ama hani böyle. Bu arada Berlin Moskova yaptığınız zaman dünyanın diğer bütün ülkeleri size karşı ittifaka girecek. Birazdan göreceksiniz dünya bozulmaya başlayacak. Çok bırakmışım. Ve evet donanmaya yönelebilirsiniz. Yani Milliyetçi yolu garip biraz. Birazcık garip. Birazcık garip. Birazcık. Fena değil. Buradan Panslavis şeye gidebiliyor muyuz? Yok. Tamam. Bunu bir kesinleştireyim de. Yani 3. Roma'da fena değil. Panslavis politikada fena değil. Buradan giderseniz bu da fena değil. Hiçbir fena değil. 3. Rom da gayet keyifli. Özellikle hani Berlin Moskova yapacaksanız mantıklı. Nanaland olması fena değil. Bu arada eğer milliyetçi dönersem kim gelecek paşa? Onu çok merak ettim ha. Dönebilir miyim? Dönebilirim herhalde ama. Yani. Bu da böyleydi. Stalin'e karşı Erich von Manstein ve Zhukov'u iki tane kahramanı kullanmak bana bayağı bir gurur verdi. Biliyorsunuz Zhukov ve Manstein Stalingrad'da savaşan komutanlardı. Ve ikisi de aslına bakarsanız ülkeler için savaş kahramanıydı. Ve ikisi de liderlerine karşı felaket derecede atar yapmış adamlardır. Mesela bu Erich von Manstein dediğiniz adam Führer'e rest çektiği için görevden aldırılıyor 44 yılında. Diyor ki bir işi beceremediniz tarzında ufak bir ayarı var. Hani bırakın artık bizi ben Doğu cephesini yöneteyim diyor. O da senin rütbeni söküyorum diyor. Zhukov'da ise durum farklı. Zhukov Stalin'in öz oğlunun kendisine yapacağı bir şey yani şöyle bir şey yapıyor. Kendi öz oğlu onu yapsa hiç düşünmeden kurşuna dizdirtir. Bunun önünden beyaz attan geçiyor. Bunu hikayeyi anlattım ben zaten. Beyaz atta geçiyor. Bu da aynı şekilde diyor ki yaptığın pörşler ve hani yaptığın hamleler bizim ülkemizi neredeyse işgale uğrattı dediği söyleniyor. Yani iki tane güzel liderdir. Bu iki diktatöre rest çekmiş liderlerdir.
Evet, ufak tarihsel bilgiden sonra da bitirelim burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi hem Zuko'vu hem de Enigma Mice'ını kullanmak nasip oldu diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir.